Herkese merhaba. Şu anda herkesin aslında merakla beklediği, en çok üzerine kafa yorduğu, heyecanlandığı yere geldik. Artificer sınıfını inceleyeceğiz. Size böyle bir de ilginç bir görsel verdim. Bu kitaptan bir görsel. Burada gördüğünüz gibi arkadaşımız elindeki ilginç cisimle kendisine koşturan kişiye patır patır bir şeyler sıkacakken yanındaki cihaz companion'ı ağzından civcivlar atıyor. Böyle sanki bir space adventure gibi gözüken ama aslında Sword Coast'ta da artık böyle böyle sahnelerle karşılaşabileceğimiz görüntülerden biri. Evet. Şimdi Artificer için buradan Artificer'a geliyoruz. Böyle az bir şey bakındım ama bütün detayları birlikte inceleyeceğiz. Benim için de biraz yeni olan bir şey. Öncelikle şunu söyleyeyim. Artificer daha önce karşımıza çıktı. Nerede çıktı? Öncelikle Anartı'da Arkana da çıktı. Sonra birkaç kez değişime uğradı. Ve sonrasında Eberron Setting kitaplarında bir sınıf olarak tekrardan belirdi. Ancak şöyle bir durum var. Eberron kitabındaki Artificer dediğin şey Eberron sınırları içerisinde geçerli olan bir şey. Aynı şekilde Ravnica'daki ırklar veya sınıflar Ravnica için geçerli olan şeyler. Sword Coast için geçerli olan şeyler de aslında Core Kitap. Çünkü Core Kitap direkt olarak unutulmuş diyarlar üzerine içerik çıkardığı için Core kitaplardaki her şey direkt olarak Forgotten Realms üzerinde geçerli. İşte şimdi yani Tasha's Cauldron of Everything sayesinde Taşa her şeye kaldırırken Artificer'a da kaldırmış. Artificer'a kaldırınca Artificer da o unutulmuş diyarların içine entegre oldu. Artık kullanılabilir bir temel sınıf olarak değerlendirilebilir. Şimdi bununla ilgili ufak bir anlatım yapmışlar. Artificers in Many Worlds adı altında. Yerleşeyim çünkü konu derin. Burada mesela unutulmuş diyarlar için şey diyor. Lantan Adası birçok Artificer için memleket olmuştur diyor. Acaba Lantan Adası nerede? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Yani sonuçta bir yerlere kaktırıyorlar. Arada şeylere kadar Planescape'e kadar falan da gitmişler. Greyhawk, Mistara, Dragonlance. Bunlara da gitmiyor. Hatta Eberron'a kadar falan gelmiş yani mevzu. Burada hepsine böyle bir cümle içerisinde falan değinmişler. Neyse mevzumuz o değil. Mevzumuz artık Artificer resmi bir sınıf oldu. Yani her yerde kullanılabilecek temel bir sınıf haline geldi. Peki Artificer nedir? Nasıl çalışır? Yani öncelikle Artificer dediğimiz arkadaşlar icat üretmekle büyü kullanma konseptini birbirine yedirebilmiş arkadaşlar. Bu açıdan oldukça ilginç olduklarını söyleyebiliriz. Bir cümle vardı, onu bulmak istiyorum. Sanırım buradan bulamadım. Neyse, önemli değil. Şey diyordu. Dışarıdan bakanlar onların ne yaptığını tam olarak anlamıyor mu? Onların yaptıklarını basit cihazlar olarak görüyor mu? Öyle bir şeyler diyordu. Ama işin içerisinde aslında daha kompleks bir mevzu var. Bundan bahsediyordu. Burada şey var, Taşı'nın güzel bir sözü var. Diyor ki Artificer'lar çok böyle uç noktalarda sorunlar çıkarırlar. Sonra da bunları gürültülü ve genellikle etrafa hasar verecek şekilde düzeltmeye çalışırlar diyor. Bu işte çılgın Gnome Inventor konsepti de aslında Artificer'la alakalı bir şey. Burada tablosunu görüyoruz arkadaşın. 20 level'a kadar geliyor. Infused Items diye bir olayı var. Infusions Gnome diye bir olayı var. Bunlar biraz şey gibi. Warlock'ta Eldritch Invocation var ya, biraz aslında o mantıklı ilerliyor. Yani kazanımı o mantıkla ilerliyor. Tabii işlevsel olarak bambaşka şeyler. Proficiency bonuslar her zamanki gibi aynı, sabit.
Class feature olarak bazı şeyler kazanıyorlar. İşte Magical Tinkering, Spellcasting, Infuse Item, Artificer, Specialist, The Right Tool for the Job, Ability Score Improvement, herkesin olduğu gibi. Artificer Specialist Future, bu nerede geliyor? 5'te geliyor, 9'a geliyor, bir de 15'te geliyor. 3 tane özellik alıyorlar. Onun dışında bir seçtiğin zaman bir ya da iki özellik geliyor. Subclass seçtiğin zaman o da 3. seviyede seçiyorsun. Artificer Specialist dediği şey subclass aslında. Onun dışında işte 3 tane de özellik geliyor ekstradan. Burada ilginç şey var. Spell Storing Item, Magic Item Master, Soul of Artifice gibi bazı ilginç özellikler var. Bunların hepsine bakacağız. Büyü bilme olayı, Spell Known diyor. Burada gördüğünüz gibi 5. seviyeye kadar bile adeta bir paladin gibi, ranger gibi. Nerede? 1. seviyeden itibaren büyü kullanabiliyorlar, cantrip kullanabiliyorlar. Bak mesela cantrip kullanabiliyor olmaları aslında onları biraz ranger ve paladin konseptinden ayırıyor. Yani belki birazcık daha değişik bir warlock gibi diyebiliriz. Ya da işte böyle warlock paladin arası bir yerlerde video gibi düşünebilir. Tabii paladin burada temsili, yani Hallcaster'ı temsilen. Neyse. Yani buradan işte bildiği büyü sayısı işte 1. seviyeden maksimum 4 tane bilebiliyor. 2. seviyeden, 3. seviyeden ve 4. seviyeden maksimum 3 tane bilebiliyor. 5. seviyeden de 2 tane bilebiliyor. Güzel. Spell slot kısmı ile alakalı gerçi bir şey görmüyorum. O yüzden bir şey demeyeceğim. Hemen burada class'ın özellikleri var. Ne veriyor? Diyor ki intelligence'ını yüksek tut. Ondan sonra constitution veya dexterity'ni yüksek tut. Bir de guild artisan background'unu seç diyor. Böyle bir hızlı bir build tavsiyesi veriyor. Ama tabii ki biz bunu hep görmezden geliyoruz. Burada tabii önemli olan şey intelligence'ı yüksek tutmak. Çünkü intelligence'ı yüksek, intelligence üzerinden işlerini götüren bir karakter bu. Hit point olarak bakıyoruz. D8 de can alıyor. Adeta bir monk gibi ya da bir warlock gibi ya da bir cleric gibi. Bunun dışında proficiency'ler var. Light armor, medium armor ve shield kullanabiliyor. Simple weapon kullanabiliyor. Tool olarak bir sürü şey var. Thieves tools, tinkers tools. Ya şu tinkers tools'u tam olarak anlamıyorum ben. Çünkü tinkering ya. O yüzden tinkerer olması lazımmış gibi geliyor. O hep sürekli benim kafamı karıştırıyor. Acaba bu işin doğrusu nedir? Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. One type of artisan tools of your choice diyor. Yani 3 tip proficiency ile başlıyor. Saving throw olarak constitution ve intelligence var. Bu yüzden büyük ihtimal constitution'ı yüksek tutmak işlevsel olabilir. Arkana history, investigation, medicine, nature, perception ve sleight of hand'den 2 tanesiyle başlayabilirsin diyor. Bunun dışında ekstra bir not var. Bu notta Dungeon Master's Guide'ın Chapter 9 olması lazım. Bir yerinde şeyle ilgili, ateşli silahlarla ilgili bir kural var. Oradan işte oyununa ateşli silahlar ekleyebiliyorsun. Öyle bir şey yapmışsa oyun yöneticisi o silahlara da yetkinliği var. Onları da kullanma yetkinliği oluyor hepsine. Böyle bir detay vermiş. Starting equipment olarak ne vermiş? İki tane simple weapon. Light crossbow artı 20 volt. Studded leather armor veya scale mail. Thieves tools ve Dungeon News Pack vermiş. Burada pek seçtirmemiş mesela. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu oldu. Ve şey diyor, bunları kullanmak istemezsen de 5 ile 4 çarpı 10 gold alıp eşyalarını kendin satın alabilirsin diyor. Bu başlangıç ekipmanlarını kullanmayıp da ekipman satın alma olayı yeni gelen bir şey. O yüzden ben hiç oyunlarımda kullanmıyorum. Çünkü başlangıç ekipmanları pek çok şey için yetiyor. Yani maceranın başına sonuna kadar aslında yetiyor. Ve bir şeye ihtiyacın olduğu zaman zaten maceranın devamında edineceğin parayla ve belki işte bir takım lootlarla zaten bu ihtiyaçlarını karşılıyorsun.
Yani daha fazlasına ihtiyacın olduğunu düşünsen dahi aslında temel senaryolarda gerçekten ihtiyaç olmuyor. O yüzden ben de hiç o işlere girişmedim. Ama burada ekstradan vermiş. Artık kullanılan bir kural diye büyük ihtimalle. Buradan Artificer'la multi-class yapmak istersen ne yapabilirsin, ne yapman lazım onu anlatıyor. Diyor ki en az 13 intelligence'ın olması lazım. Artificer senin elindeki class değilse, yani zaten öğrenmiş olduğun class'ın değilse, oraya geçerken yani ilk level Artificer'ını alırken Light Armor, Medium Armor, Shield, Thieves' Tools ve Tinker's Tools yetkinlikleri kazanıyorsun. Mesela Wizard'dan Artificer'a geçtin, bunları alıyorsun. Artık sen zırh giyen bir Wizard oluyorsun gibi. Spell Slot içinde ne diyor? Artificer class level'ının yarısını ama yukarıya tamamlayarak alıyorsun ve diğer class'la birleştiriyorsun diyor. Class features neymiş bakalım? Burada özellikler gelmeye başlıyor. Magical Tinkering. Birinci seviye özelliğimiz. Burada ne var? Şöyle bir olay var. Ne zaman yapıyorsun bunu? Bir action harcayarak. Evet, bir action harcayarak bir tane cisme dokunup şu özellikleri verebiliyorsun. Ne diyor? One of the following magical properties of your choice. Bunlardan bir tanesini seçip cisme yüklüyorsun. Nedir bu? Dokunduğun cisim 5 feet parlak, 5 feet loş ışık veriyor. Veya bir yaratık eşyaya bastığı zaman, dokunduğu zaman içinde 6 saniyelik, maksimum 6 saniye uzunluğunda kayıtlı bir mesaj 10 feetlik mesafeye kadar ses verecek şekilde birdenbire duyulmaya başlıyor. Mesajı bu özelliği kullanırken kendin belirliyorsun. Başka ne var? Ya bunu TSK tag gibi kullanabiliyorsun mesela. Özelliği bir daha kullanana kadar da bu şekilde devam ediyor. Şey diyor, eşya düzenli olarak senin karar verdiğin sesi çıkarır diyor. Nedir bu? Rüzgar sesi, dalga sesi, işte kuş cıvıldaması veya o tür bir şey. Yani doğal bir ses, fenomenon şeklinde ifade edilebilecek bir ses çıkarır diyor. 10 fitlik mesafeye. Yani kafa karıştırma şey olarak da kullanılabilir. Bunun dışında durgun görsel bir etki olarak da kullanabilirsin. Bu görsel etki bir resim olabilir. 25 kelimelik bir yazı olabilir. Hani aslında dokunduğun yere sending bırakmak gibi düşünülebilir. Çizgiler ve şekiller olabilir. Veya bunlardan böyle hani ortaya karışık bir şeyler olabilir. Bu sonsuza kadar kalır. Bu özelliği bir kez daha kullandığın zaman gidiyor galiba. Yok, gitmiyor sanırım. Dur, oraya geleceğiz. Action harcayarak bunu sonlandırabiliyorsun. Bu özelliği birden fazla eşyayı kullanabiliyorsun. Ancak her defasında bir tane eşyaya dokunabilirsin. Ve bir eşya sadece bir kez özellik barındırabilir. Yani sen mesela dedin ki bu hem etrafına işte 5 fitlik ışık yaysın hem de rüzgar sesi çıkarsın dedin. Bassın. Sonra ya ben bir de buna şunu eklesem dediğinde ekleyemiyorsun. Onun için onu iptal edip tekrar yapman lazım. Yani iki action. Ya tabii bu roleplaysel bir şey gibi duruyor daha çok. O yüzden action'ın çok bir önemi yok gibi. Ama işte zamana karşı, yani senin bildiğin ya da sen bilmeden arkada dönen bir zaman varsa onu etkileyen bir şey. Sen tekrar dokunamadan bir şey olabilir mesela. Evet, bu şekilde çalışıyor Magical Tinkering. Ne diyormuş bakalım? Intelligence Modifier'in kadar kullanabiliyorsun bu özelliğini. Yani Intelligence Modifier'in kadar eşya yapabiliyorsun. Eğer maksimumunu aşarsan ilk yaptığın patlıyor, yenisi geliyor. Bir Spell Casting kısmı var. Spell Casting kısmını birlikte bir okuyalım.
Çünkü buradaki bazı detaylar önemli olacak gibi. Bu bölüm de sanırım yarım saatten uzun sürecek. Belki bir saate yakın olur, bilmiyorum. Gerçi bir saate yakın olmasa iyi olur. Dışarıda bir işim var. Ancak ne yapıyoruz? Videoyu durdurup devam edebiliyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Ben bunları aslında başlık olarak işte karakter, şey, klas seçenekleri, işte spell casting, arketipler falan gibi başlıklara ayırabilirim. O yüzden merak ettiğiniz bir şey varsa direkt açıklamalara bakın. Orada vakit damgası yapıştırmış olabilirim. Timestamp. Evet. Ne diyor bakalım? You study the workings of magic and how to cast spells, channeling the magic through objects. İşte büyüyle nasıl çalışman gerektiğini biliyorsun, büyü yapmayı biliyorsun ve bunları nasıl eşyalarla birleştirmen gerektiğini falan biliyorsun. Ha, burada işte to observers, you don't appear to be casting spells in a conventional way. You appear to produce wonders from mundane items and outlandish inventions. Yani şey gibi, sen magical item yaratıyormuşsun gibi değil. Orada böyle garip bir şey icat ediyormuşsun. O özelliği oluşturan garip bir şey icat ediyormuşsun. Böyle garip bir görüntü oluşturuyor. Neyse, bakalım ne diyor burada. Tools required diyor. Bu önemli bir şey. Çünkü artificer olduğun zaman elindeki eşyaları kullanarak büyülerini gerçekleştiriyorsun. Yani burada işte materyal komponentı olan her şeyde elinde senin tool olmak zorunda. Bunun için ne demiş? Thieves tools veya o tarz bir artisan tool olması lazım elinde. Tool'larla alakalı detayları Player's Handbook'ta bulabilirsin diyor. Equipment bölümünde. Ne diyor bakalım? İkinci seviyede Infuse Item özelliğini edindiğin zaman infuse ettin, yani kendi yarattığın eşyayı spell casting focus olarak da kullanabilirsin diyor. Burada işte cantripler var. İki tane cantrip bilerek başlıyor. Şurada dur. Olmadı. Şöyle yukarı çıkalım. Burada zaten görüyoruz. İki cantriple başlıyoruz. İki tane birinci seviye büyü bilerek başlıyoruz. 10. seviyede yeni cantrip öğreniyor. 14. seviyede yeni cantrip öğreniyor. Daha fazla öğrenmiyor. 3. seviyede bir tane fazladan büyü biliyor. 5. seviyede bir tane fazladan büyü biliyor. Ondan sonra zaten 2. seviye açılıyor. Oradan öyle 3, 4, 5 diye gidiyor. Ama bu arkadaşın esas olayı benim anladığım kadarıyla 2. seviyede gelen Infuse Item'dan ziyade 3. seviyede açılan Specialist özellikleri. Bunların hepsine değineceğiz. Gelelim. Preparing and casting spells. Neymiş bakalım? Intelligence modifier'ın artı Artificer seviyen kadar, ama aşağı düşürüyorsun bu sefer. Büyüyü hazırlayabiliyorsun. Ama burada sanırım şeyi vermiyor. Spell slot kısmını vermiyor galiba. Artificer table shows how many spell slots you have to cast your artificer spells. Şimdi orta tuşla yukarıya kaydırmaya çalışıyorum her defasında. Onun yerine iyi tutuyor. Tabloya bunu eklememişler. Tabloda spell slot yok. Ya büyük ihtimal onu bir update ile geri getirirler. Şu anda bilmiyorum kaç spell slot olduğunu. Büyük ihtimalle siz bu videoyu yeni çıktığında değil de daha sonradan izleyecek olursanız o spell slotlar gelmiş olacak. O yüzden oraya çok takılmayalım. Spell save DC 8 artı proficiency artı intelligence modifier. Spell attack modifier da tabii ki proficiency artı intelligence modifier. Ritual casting yapabiliyorsun ama bunun için büyüyü hazırlamış olman lazım. Biliyor olman lazım yani. Biliyor değil, evet, hazırlamış olman lazım. Buna hazır olman lazım. Seviye atladığın zaman yanlış hatırlamıyorsam cantrip değiştirebiliyorsun. Evet. When you gain a level in this class, you can replace one of the artificer cantrips you know with another cantrip from the artificer spell list. Spell listindeki bir şeyi, yani iki tane seçtiğin iki tanesinden bir tanesini değiştirebiliyorsun level atladığında.
Yani yeni cantrip seçerken de zaten biliyor olduklarından bir tanesiyle başka bir tanesini değiştirebiliyorsun. Bu arada onu da hatırlatayım. Long rest tamamladıktan sonra hazırladığın build'i değiştirebiliyorsun. Spell casting fokusunla tinkering yapman gerekiyor. Büyülerini değiştirmen için seviye başına 1 dakika harcayarak değiştirebiliyorsun. Bunun dışında spell listesi vermiş. İşte burada böyle bir sürü büyüler var. Bu büyülerin yanında şeyler var, yıldızlar var. Bu işte tek yıldız olanlar neymiş? Chapter 3'te bu kitapta verilen büyüler. İki yıldız olanlar da Zanatar'dan gelen büyüler. Bunların hepsi bir arada yani. Retroaktif bir şekilde karakterin bütün kitaplardan faydalanabilmesini sağlamışlar. Geldik ilk mevzumuza. Infuse Item. Bu nedir? Eşyaların içine, sıradan basit eşyaların içerisine büyüsel bazı enerjiler vererek eşyaları geliştirebiliyorsun. Ne demiş burada? When you gain this feature, pick for artificer infusions to learn. Choosing from artificer infusion section at the end of the class's description. Evet, şurada başlığında görüyoruz. Bir hareket ettireyim. Buraya da bakacağız. Ne diyor? Infusing an item. Whenever you finish long rest, bir tane işte long rest'ini tamamladığın zaman büyülü olmayan bir eşyaya dokunduğun zaman ona bu infusion olayını öğrendiğin özellikleri aktarabiliyorsun. Bir infusion belli eşyalar, belli tip eşyalarda çalışıyor. Bu da zaten infusion'ın açıklamasında yazıyor. Eşyanın attunement ihtiyacı varsa eşyayı infuse ettiğin anda otomatik olarak attune'lanıyor. Böyle ilginç bir olayı var. If you decide to attune to other item later, you must do so using normal process for attunement. Şey diyor. Başka bir eşyayı attune'laman gerekiyorsa normal süreci uygulaman lazım. O da Dungeon Master's Guide'da yazıyor diyor. Bir infusion yaptığın eşyada sonsuza kadar kalır diyor ama ölürsen intelligence modifier'in kadar gün sonra infusion kaybolur gider diyor. Infusion aynı zamanda o infusion bilgini değiştirirsen de gider diyor. Yani işte class seçeneklerini değiştirmece falan filan o muhabbetler var ya, oralarda da kayıp gidebilir diyor. Ne diyor? You can infuse more than one non-magical object at the end of a long rest. Maximum number of objects appears in the infused items column of the artificer table diyor. Yani bir seferde ilk başta 4 tane biliyorsun, 2 tane eşya, sonra 3 tane, 6 biliyorsun, 3 tane eşya, 8 biliyorsun, 4 tane eşya, 10 biliyorsun, 5 tane eşya, 12 biliyorsun, 6 tane eşya maksimum, 18'e maksimumda ulaşıyorsun. 18'de maksimuma ulaşıyorsun, pardon. Bu şekilde çalışıyor. Başka neler varmış? Maksimumu aşarsan ilk infusion'ın patlıyor. Onun yerine yenisi geliyor. Patlıyor derken literal olarak yani etkisi bitiyor anlamında. If an infusion ends on an item that contains other things, like a bag of holding, its contents harmlessly appear in and around its space. İçindeki şeyler dışarı, yani üzerinde infusion olan ve bir şeyler taşıyan bir eşyan varsa, ne bir şeyler koyduğun eşyan varsa, içindekiler etrafına saçılıyormuş. Peki. Ama harmless, yani zarar görmeden. Artificer Specialist.
Evet, burada şey seçiyorsun, kendine bir arketip seçiyorsun. Arketip seçeneklerimiz Alchemist, Armorer, Artillerist veya Battlesmith. Bunlar da açıklanıyor diyor. Right tool for the job diye bir şeyimiz var. Burada da diyor ki ihtiyacın olan gereçleri yaratabilmeyi öğreniyorsun. Yani Thieves Tools veya Artisan Tools kullanarak magical olarak ihtiyacın olan Artisan Tool'u 5 feet yakınındaki bir kareye yaratabiliyorsun diyor. Bu da 1 saatlik kimsenin bölmediği bir çalışma sonucunda ortaya çıkıyor. Ve bunu short ya da long rest içerisinde sayabilirsin diyor. Bu önemli bir detay. Sen bunu büyüsel bir şekilde yaratıyor olsan da yarattığın eşyalar non-magical sayılıyor. Bak, bu detayı vermesi de önemli bir şey. Ve bu özelliği bir kez daha kullandığın zaman yarattığın eşya gidiyor. Sanırım bunu bir kez kullanıyorsun. Eşya yaratıyorsun. Başka bir şeye ihtiyacın olduğu zaman tekrar yaratıyorsun. Yarattığın gidiyor. Bu yeni yarattığın şey geliyor. O şekilde çalışıyor. Ability Score Improvement'ı hepimiz biliyoruz. Tool Expertise diye bir olay var. Alt level özelliği diyor ki eşya kullanırken araç gereç kullanırken proficiency kullandığın zaman double proficiency kullanıyorsun diyor. Mesela Thieves Tools kullanırken, ne bileyim, Sleight of Hands kullanıyorsan Sleight of Hands'in double proficiency sayılıyor gibi bir şey. Yani bunu böyle özellikle bir işaretlemek lazım. Onun bonusunu kafada tutmak lazım. Flash of Genius 7. seviyede geliyor. Neymiş bakalım? Baskı altında hızlı çözümler bulabiliyorsun anlamına geliyor. Sen veya senin 30 feet mesafede görebildiğin başka bir yaratık Ability check veya saving throw yaptığı zaman reaksiyon harcayarak kendi intelligence modifier'ını zarın sonucuna ekleyebiliyorsun diyor. Bunu da intelligence modifier'ın kadar kullanmışsın. Yani bonus verdiğin kadar kez yani. Evet. Verdiğin bonus miktarı kadar bu özelliği kullanabiliyorsun. Heh, böyle desek daha doğru olacak. Sonra ne diyor bakalım? Bunları long rest tamamlayarak geri kazanabiliyorsun. Magic item adept. Burada ne diyor bakalım? You achieve a profound understanding of how to use and make magic items. Bak, bu kritik bir şey. 10. seviyede magic item yapmayı başarıyorsun. Şu şekilde. Diyor ki bir seferde 4 tane magic item'a attune olabilirsin. Attunement dediğiniz şey büyülü eşyanın sizinle zaman geçirerek size uyumluluk sağlaması ve sizinle birlikte çalışır hale gelmesi. Bunun için de belli bir miktar zaman harcamak gerekiyor ve üzerinize maksimum 3 tane Attuned item kullanabiliyorsunuz. Dördüncüyü aldığınızda artık eşyalar bozulmaya başlıyor. Sıkıntı yaratmaya başlıyor. Bu arkadaşımız dördüncü item'ını sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyor 10. seviyede. Bunun dışında common veya uncommon magical item yaratırken zamanın dörtte birini harcıyor. Üzerine de normal altın ne kadar harcayacaksa onun yarısını harcıyor. Bu yine önemli bir detay. Spell Storing Item diye bir özellik geliyor. Bunda da bir eşyanın içerisine veya ne diyor burada? Simple martial weapon or one item that you can use as a spell casting focus. Spell casting focus olarak kullanabileceğin bir eşya veya bir simple weapon veya bir martial weapon içerisine artificer büyü listesinden, yani yapabildiğin büyü listesinden, yani daha sonra yapabildiğin seçtiğin büyülerden birinci seviye ya da ikinci seviye bir büyüyü yerleştirebiliyorsun. İlla hazırlamış olmana gerek, bak, hazırlamış olmak demek gün içerisinde kullanabilmek anlamına geliyor. Biliyor olmak demek karakterin belleğinde, yani hazırladığı büyüleri değiştirebilmesi için kullandığı katalog demek. Bunu tekrardan vurgulayalım. Büyünün sadece kullanırken bir aksiyon harcayabiliyor olması lazım. Bir de birinci seviye ya da ikinci seviye olması lazım.
Bu eşyayı kullanan herhangi bir kişi ne diyor? Senin Spell Casting Ability Modifier, yani Intelligence Modifier'ın kadar, yani Intelligence Modifier'ına göre büyüyü kullanabiliyor. Eğer büyünün konsantrasyon gereği varsa bu arkadaş da o konsantrasyonu gerçekleştirmekle mükellef. Ve ne kadar? Intelligence Modifier'ın iki katı kadar kullanılana kadar büyü devam ediyor. Mesela Fireball var. Intelligence Modifier'ın 3, 6 kere Fireball atabiliyor o eşyayı kullanarak herhangi biri. Ya da başka bir eşyaya büyü yükleyeceksin. Orada bitecek zaten. Çünkü yenisini yapınca eskisi bitiyor. Oldukça güzel bir özellik. Magic Item Savant var. 14. seviyede geliyor. Ne diyor burada? You can attune to up to 5 magic items at once. Bak ne demiştik? Normalde 3'tü, 4'e çıkıyordu. Burada 5'e çıkıyor. Bence gayet iyi. You ignore all class, race, spell and level requirements on attuning to or using a magic item. Ya bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı bu adam Holy Avenger kullanabiliyor. İstediği parşömeni rahatlıkla kullanabiliyor. Yani 14. seviyede kaçıncı spell level'a erişiyorsun? 5. 5 değil ya. 14'te 4. seviyeye erişiyorsun. Yani sanırım 4. seviye bütün parşömen 4. seviyeye kadar bütün parşömenleri rahatlıkla okuyor. Bunun dışında yani adam Holy Avenger tutabiliyor ya baya. Yani aslında böyle fake paladin takılıp Holy Avenger kapıp hehehehe falan. Gölgelerin gücü yanına diye takılabilir de yani. Gerçi Holy Avenger'ın birazcık da kutsal mevzuları falan var. Ve o işleri biraz oyun yöneticisinin yapması lazım. Çakallık yapıp hikayesel bir şekilde yorumlaması lazım. Yoksa oyuncunun çakallığına gelirse oyuncu bayağı Holy Avenger kullanıyor yani. Artificer, adam paladin değil, Holy Avenger kullanıyor gibi şeyler olabilir. Neyse. Büyük ihtimalle bir iki ay şeyler çıkar. Artificer'la oyunun nasıl ağzına sıçarım gibi şeyler ortaya çıkar. Göreceğiz. Magic Item Master var. 3 tane olan Attunement sınırını 6'ya çıkarıyor. 20. level'da da, son level'da da Soul of Artifice diye bir olay var. Bu da ne yapıyor? You have developed a mystical connection to your magic items, which you can draw on for protection. İlginç. Diyor ki, attunelandığın kadar eşyadan artı bir bonus alırsın bütün saving throw'larına. Yani bu 6 slotu birden doldurdun ya, bütün saving throw'lara ekstradan artı 6 alıyorsun. Oha. Bence bayağı büyük bir şey bu. Ne diyor? If you're reduced to zero hit point, ha şey diyor, bir de sıfır hit point'e düştün ama direkt ölmedin. Reaksiyon harcayarak eşyalarının birinden bir tane Artificer Infusion'ı iptal edip kendini 1 HP'ye döndürebilirsin diyor. İyi. Çok böyle abartı, ekstra, ultra, mega, über şeyler değil ama güzel şeyler. Ve böylelikle genel olarak tabloda Artificer nasıl olduğuna baktık. Yani şöyle bir bakıyorum, video 33 dakika olmuş. Bunu böyle 1 saate ya da 1,5 saate tamamlamak istemiyorum. O yüzden burada keseceğim galiba. Bir de halletmem gereken bazı özel işler var. Sonrasında buradan Artificer Infusions'a bakacağız. Büyük ihtimalle buna bir video ayırırım. Yani çabuk bitecek bir şey olursa detaylı detaylı bakarız. Uzun sürecek bir şey olursa da işte ne kadar yetiyorsa o kadar bakarız. Bir videoyu böyle yapalım. Bir videoyu da Artificial Specialist, yani Artificer'ın arketiplerine bakmaya harcarız. Böyle 3 videoda Artificer'ı böyle incelemiş oluruz. Evet, şu anda Artificer'ın genel özelliklerine bakmış olduk. Genel özellikleri derken birden 20'ye gelen standart özelliklerine baktık. Büyü yapma olaylarına baktık. Şu anda spell slot göremiyorum dediğim gibi. Spell slot artık
büyük ihtimalle bir upgrade'le falan gelecek çünkü eksik yani unutulmuş. Devamına da ileriki videolarda bakacağız dediğim gibi. O yüzden takip etmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.